Herkese merhaba ben İzzet Camcıoğlu. Temel Bilgiler video serisinde RSSI konusunda bu videoda devam ediyoruz. Öncelikle olarak bu videoda kaldığımız yerden ayarları kısaca göstereceğim ve RSSI değerini Mission Planner arayüzüne aktaracağım. Hemen ardından da bir uçuş örneği üzerinden RSSI değerinin kullanımını göstermeye çalışacağım. Şimdi ilk olarak bir önceki videoda RSSI ile ilgili yaptığım şemayı görüyorsunuz. Bu şemada ee, kumandamızdan 12 kanal aracılığıyla kumanda alıcımıza veri gitmişti. Kumanda alıcımız RSSI değerini oluşturup kumandaya geri yollamıştı. Bu aşamaya kadar göstermiştim. Şimdi öncelikle kumandada yapacağımız bir ayar ile doğrudan geçiş özelliğini kullanarak bu RSSI değerini tekrardan kumanda alıcımızın belli bir kanalı üzerinden geri göndereceğiz. Son olarak da Mission Planner arayüzünden RSSI değerinin kaçıncı kanal üzerinden taşındığını e, ayarlayacağız. Ardından da uçuş örneğine geçebiliriz. Evet, şimdi kumanda üzerinden ilk ayarımızı gerçekleştiriyoruz. Bunun için kumandanın menüsüne girip buradan Aux Channel seçeneğine giriyoruz ve son boş kanalımız olan 7. kanalı RSSI olarak değiştiriyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra 7. kanal üzerinden RSSI değeri aktarılmaya başlanacak. Şimdi Aux Channel'ı ayarladıktan sonra tekrardan e, ee, servo ekranına geldiğimizde 7. kanalın şu anda artı 115 değerinde olduğunu görüyoruz. Hemen ardından bir tane kumanda alıcısını şöyle elektrik verip çalıştırıyorum. Devreye girdikten sonra 7. kanalda sürekli verilerin değişmeye başladığını görüyorsunuz. Bu Kumandanın alıcısına olan mesafesiyle azalıyor. Önüne bir engel girdiğinde artıyor. Kısaca bu kanal üzerinden RSSI değeri aktarılmaya başlamış oluyor. Ee, tekrardan bu ekrana geldiğimizde de burada RSSI değerinin aynı şekilde iş çalışmaya başladığını görüyorsunuz. Şimdi Mission Planner üzerinden yapacağımız ayarı yapalım. Hemen ardından da RSSI değerini Mission Planner arayüzünden nasıl görebildiğimizi göstereceğim. Evet şimdi Mission Planner arayüzüne geldik. Öncelikle kartla bağlantımızı yapıyoruz. Ardından Confiteening sekmesi altından full parametre liste giriyoruz. Burada arama bölümüne büyük harflerle RSSI yazıyoruz. Karşımıza çıkan seçenekleri değerlendirelim. Şimdi ilk olarak RSSI'nin pinini seçmemizi istiyor. Yani RSSI girişini nereden yapıyoruz? Neyi aracılığıyla yapıyoruz? Burada Pixhawk'ın S-Bus girişi üzerinden yaptığımız için bunun değerini 103 olarak değiştiriyorum. PVM kanal sinyali 1000 ile 2000 arasında olduğu için bunlara hiç dokunmuyorum. RSSI channel'ı hangi kanal üzerinden RSSI değerini aktardıysak onu seçiyoruz. Benimki 7. kanaldı. Bunu 7 olarak değiştiriyorum. Bu daha çok analog girişleri etkileyen bir şey. Bunları değiştirmiyoruz. 5 voltla 0 volt olarak kalıyor. RSSI tipini de burada analog pin girişi veya RC channel'dan PVM değeri olarak gelme seçenekleri var. Bunu bir önceki videoda analoğun nasıl kullanıldığından kısaca bahsetmiştim. Bizimki RC Channel üzerinden PWM sinyali olarak geleceği için burayı da 2 olarak seçiyoruz. Ardından işlemleri yaza tıklıyorum. Evet, Mission Planner arayüzünden yapacağım ayarlar da bu kadar. Evet, şimdi ayarları yaptıktan sonra kumandamızı açıyoruz ve Flight Data ekranına geri dönüyoruz. Şimdi bu ekrandaki ilk değeri değiştirecek olalım. Bunun için Buranın üzerine çift tıklıyorum. Ardından bu değeri Rx RSSI olarak değiştiriyorum. Bu işlemin ardından burada sürekli değişen bir Rx değerinin olduğunu görüyoruz. Şimdi burada önemli olan şey burada gördüğünüz değer yüzde üzerinden. Kumandanın ekranından gördüğümüz ise yani şurada gördüğümüz ise desibel milivat cinsinden. Buradaki bu değerin Yüzde olarak karşılığını birkaç deneme ile kendimizin tespit etmesi gerekiyor. Yani buradaki RX RSSI değeri bizim sinyal kalitemiz düştükçe o değerde düşecektir. Örneğin şu anda kumandayı antenini kapattığımda değer 50 kalitelerine düştü. Şu anda eksi 50 civarında iken 50 gösteriyor yaklaşık olarak. Kumandayı Alıcıya yaklaştırdığımda ise şu anda yaklaşık eksi 20 desibel milivat değerini gördüğümüzde kalite yüzde 80'lere çıkıyor. Bu şekilde uçuş sırasında test yaparak bu yüzde değerinin kaç desibel milivatta karşılık geldiğini tespit etmemiz, ona göre uçuş yapmamız gerekiyor. Evet, şimdi gelelim bu yaptığımız işlemin sonucuna. Bizim bu yaptığımız işlem, pixel kartının RSSI değerini tanıyor olmasını sağladı. Ama burada şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Biz zaten kumanda üzerinden RSSI değerini görebiliyorduk. Uçuş kartının bu değeri görmesinin bize nasıl bir avantajı olacak? Bu sorunun cevabı FPV uçuşları. FPV uçuşu yaparken yani sadece gözlük aracılığıyla bir uçuş gerçekleştirirken kumanda üzerinde yazan RSSI değerini okumamız çok mümkün değil. Bunun için bizim bir şekilde bu e, gözlüğe RSSI değerini aktarabilmemiz gerekiyor. Bunun için de en pratik yol Pixhawk uçuş kartına bu RSSI değerini tanıtmak, ardından telemetri çıkışı üzerinden bu değeri Mini OSD'ye aktararak Mini OSD üzerinden görüntü aktarıcımıza oradan da doğrudan gözlük ekranında görerek uçuş yapmamızı sağlıyor. Yalnız burada şöyle bir detaydan da bahsetmek istiyorum. Kumanda ile kumanda alıcısı arasındaki RSSI değeri düştükçe yani buradaki bağlantı kalitesi azaldıkça zaten kalitesiz olan bir bağlantı üzerinden 3 kere veri akışının gerçekleşmesi gerekiyor. Bu veri akışı sonrasında biz RSSI değerini gözlükte görebiliyoruz. Bunun anlamı şu. Bizim değerimiz eksi 70, eksi 80'lere ulaştığında yani bağlantı kalitemiz son derece düşük bir hale geldiğinde gözlükteki RSSI değerinin yenilenme hızı son derece yavaşlayacaktır. Ve biz aslında eksi 80 eksi 90'lara ulaştığımız halde hala eksi 70 değerini görüyor olabiliriz. Yani bu sistem biraz yavaş çalışan özellikle bağlantı zayıfladığında yavaş çalışan bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. RSSI ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Şimdi bir uçuş örneği üzerinden RSSI'nin kullanımlarını göstermeye çalışacağım. Evet şimdi RSSI değerinin pratik kullanımdaki yerini göstermeye çalışacağım. İlk olarak uçuşa başlamadan önce Drone'umuzun pilini bağladıktan sonra Kumanda ekranımızdan RSSI değerinin yazdığı ekrana geliyoruz. Şimdi burada yapacağımız ilk kontrol uçuş öncesinde bizim sinyal kalitemizin yeterli kalitede olup olmadığının testi olacak. Bunu ne bozabilir? Mesela bir önceki uçuşta kumanda alıcısının herhangi bir şekilde anteni yerinden çıkmış olabilir. Kumandamızda bir sorun olabilir. Bulunduğumuz bölgede sinyali bozan bir başka yayın yapan bir şey olabilir. Dolayısıyla bizim uçuş önce sinyal kalitemizin iyi olduğunu kontrol etmemiz gerekiyor. Bunun için multikopterin üzerindeki kumanda alıcısıyla bizim kumandamızın arasındaki mesafeyi yaklaşık olarak 30 santimin altına indiriyoruz. Ve ee, bu durumda RSSI değerinin eksi 30 desibelden daha kaliteli olması gerekiyor. Şu anda da gördüğünüz gibi eksi 20 desibel civarında. Yani uçuşa hazırız. Buradaki sinyal kalitemiz gayet yeterli. Evet şimdi uçuşa geçtik. Drone henüz bize çok yakın olmasına rağmen ekranda da gördüğünüz gibi RSSI sinyal kalitemiz eksi 30'un altına düştü. Şimdi drone'u biraz bizden uzaklaştıralım. Evet şu anda da gördüğünüz gibi daha drone henüz 23 metre kadar bir mesafedeyken RSSI değerimiz eksi 60'lara kadar düştü. Ancak bu durumda endişe etmemize gerek yok. Çünkü e, şu anda gördüğümüz bu değerdeki düşüş çok daha yavaş olacak şekilde devam edecektir. Yani ben bu mesafeyi şu andaki mesafenin yaklaşık 2 katına yani 50 metreye kadar götürdüğümde dahi Ekranda da gördüğünüz gibi eksi 64 desibel milivata düştü. Yani bu düşüş gittikçe azalarak devam edecek. Ama bizim her şekilde menzilimizi sürekli kontrol altında tutup bu değerin eksi 80'lerin altına düşmesine izin vermememiz gerekiyor. Şimdi RSSI değerini başka nerede kullanabiliriz bunu göstereceğim. Öncelikle drone'a biraz yaklaşalım. Evet bir başka kullanım alanı da Multikopterle uçuş sırasında multikopteri bizden uzağa götürdüğümüzde ve önünün arkasının neresi olduğunu kestiremediğimizde ki bu mesafe uzadıkça derinlik algımızı kaybetmemizden dolayı drone'u hareket ettirsek bile önünün arkasının neresi olduğunu anlayamayabiliyoruz. Bu tarz durumlarda RSSI'den faydalanabiliyoruz. Peki nasıl faydalanacağız? Şu anda drone'un arka tarafı yani kumandanın antenlerinin olduğu taraf bize bakıyor. RSSI değerini görüyorsunuz. Eksi 66-67 civarında. Dronu tam 180 derece çevirdiğimde yani kumanda alıcısı, kumanda antenleri artık bizden uzaktaki tarafta olduğunda bu değer eksi 70'lere düşüyor. Yani biz drone'u yavaş yavaş kendi ekseninde çevirerek bu değerin yavaş yavaş düştüğünü gözlemleyip en düşük olduğu konumda iken artık drone'un arka tarafı veya antenlerini monte ettiğimiz tarafının bize doğru baktığından emin olabiliriz. Evet şimdi geldik son kullanım alanımıza. Burada şöyle bir yeşil alanda Drone'umuzu herhangi bir yere düşürdüğümüzü ve bulamadığımızı varsayalım. Burada drone'un üzerindeki pilin hala çıkmadığını varsayarak ee, nasıl bulabileceğimiz, RSSI değerinden bu anlamda nasıl faydalanabileceğimizi göstermeye çalışacağım. İlk olarak kumandanın üzerindeki anteni şu şekilde yatay konuma getirmemiz gerekiyor. Şimdi önce bunun sebebini açıklayayım. Evet şimdi gelelim anteni neden yan çevirdiğimi açıklamaya. İlk olarak antenimiz şu anda ekrandaki konumdayken Genel bir yanlış kanı var. O da sinyalin şu şekilde yayıldığını düşünmek. Ancak burada yanılıyoruz. O da e, sebebi de şu. Bu e, antenin bu konumdayken sinyalin en zayıf olduğu noktalardan biri tam antenin baktığı kısım oluyor. Yani burada şu anda bu sembolleri koyduğum yerde biz en düşük RSSI değerini alırız. Sinyalin daha kuvvetli olduğu alanlar ise antenin daha çok yer kat ettiği Burada antenlerin yan tarafında kalan alanlar oluyor. Buradaki sinyal dağılımlarını izlediğimizde ise karşımıza şu şekilde bir grafik çıkıyor. Yani antenin uzun ekseninin yanında kalan tarafta sinyal gücü maksimumdan giderek azalarak uzaklaşıyor. Biz de RSSI değeriyle multikopteri aradığımız zaman anteni şu şekilde yana doğru çeviriyoruz ki sinyal gücü tam ön tarafımıza denk gelsin. Ve bizim arama yaptığımızda birazdan mantığını onun da göstereceğim. Ön tarafımızda kalan alanda drone'u gördüğümüzde sinyalimizin kuvvetlenmesi amacıyla antenimizi bu şekilde bu konuma getirip yan olarak kullanıyoruz. Evet anteni bu konuma getirdikten sonra şöyle yavaşça ekranda siz RSSI değerini görüyorsunuz. Kendi eksenimiz etrafında 360 derece yavaş yavaş dönmeye başlıyoruz. Bu RSSI değerimizin şu anda azaldığını ve belli bir yerden sonra da artmaya başladığını görüyorsunuz. İşte bu noktada bu maksimum RSSI değerini aldığımız yöne doğru yavaşça yürümeye başlıyor. Bir 10-15 adım attıktan sonra tekrardan bir arama yapmamız gerekiyor ki yanlış bir yöne gitmiş olmayalım ya da geçmeyelim. Gördüğünüz gibi hala yönümüz aynı şekilde görünüyor. Buralara doğru döndükçe değerimiz artıyor. Şöyle göstereyim. Şu anda değerimiz olabilecek en yüksek değerinde aramaya devam ediyoruz. Ve belli adımlarda, belli aralıklarla tekrardan bu şekilde etrafımızda arama yaparak devam ediyoruz. Burada unutulmaması gereken bir şey, dronun yanından geçebiliriz bu işlemi yaparken. O yüzden belli aralıklarla 360 tur atacak şekilde taramaya devam etmemiz, arkamıza doğru da bir kontrol yapmamızda fayda var. Şimdi devam edelim. Bu değerin biz yol aldıkça düştüğünü görüyorsunuz. Tabii ben bu videoyu çekebilmek için drone'u herhangi bir yerde görmeden düşürmedim. Kendim elimle koydum. Dolayısıyla aslında koyduğum yeri biliyorum. Ancak RSSI değerinin nasıl çalıştığını göstermek için bu kısmı da bu şekilde detaylı olarak gösterdim. Biz artık drone'a epeyce yaklaştık. Bu durumda da şöyle bir etrafı arıyorum. Tekrardan en düşük RSSI değerini aldığım noktaya doğru devam ediyorum. Evet bu aşamada artık drone'u görüyoruz. Ve bu şekilde kaybolmuş bir drone'umuz yeşilliklerin arasında da bulabilme imkanı bize sunuyor. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Herkese kırımsız uçuşlar dilerim.